Pandemi sürecinde düzenli ders çalışma yöntemleriyle ilgili bir söyleşimiz olacak. Duayen hocalarımızdan Profesör Doktor Ayşegül Ataman'la birlikte onu yayına davet ediyorum şimdi. Ben de kabul ediyorum daveti. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz hocam. Merhaba canım, merhaba. Sizi görmek çok güzel. Sizleri de öyle, genç yüzlere hasret kaldık çünkü evin içinde pandemiden dolayı, evet. Evet, biraz bekleyelim dilerseniz çünkü sizin kanalınız üzerinden katılacak daha çok öğrenci adaylarımız. Bu esnada da bir girizgah yapmak istiyorum. Yayını Hatay'da bulunan ilk kampüs özel öğretim kursu aday öğrencilerinin yoğun talebi üzerine pandemi sürecinde ders çalışma yöntemleriyle ilgili bir söyleşi talebinde bulundular. Onun üzerine yapıyoruz ve siz de onların Instagram hesabından misafir olarak katılıyorsunuz. Onun teknik bilgisini vermek istiyorum. Öğrencilerimiz de gelmiş bulunuyor. Herkese tekrar selamlar. Şimdi hocam müsaadenizle ben sizi tanıtmak istiyorum. Kısaca bir titrinizden bahsetmek istiyorum. Lefke Avrupa Üniversitesi Doktor Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ayşegül Ataman hocamız bizimle evet. Birlikte. Hocaların hocası olarak tanınıyor. Duayen hocamızdır. Çok şey öğreniyoruz ondan. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için hocam. Teşekkür ederim. Ben de Ceylan Erhan, Lefke Avrupa Üniversitesi tanıtım ofisinden aday öğrencilerle daha çok ilgileniyoruz ve onların içinde bulundukları maraton koşusuna her yıl bir parça da olsa nefes verebilme adına programlar, söyleşiler düzenliyoruz, tanıtım yapıyoruz. Şöyle bir soru sorarak başlamak istiyorum hocam. Nasıl geçiyor içinde bulunduğumuz bugünlerde? Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Pandeminin artıları ve eksileri var. Artı tarafından bakmak lazım. Bitmemiş olan işleri bitiriyorsunuz. Ve şimdiye kadar uzak kalıp kendinizi hep geri çektiğiniz, sosyal medya, internetten bir şeyleri araştırma, bunlarla haşır neşir oluyorsunuz. Yakın bir gelecekte herhalde ben bazı teknolojiyi kullanmada wizard haline geleceğim. Ben bilgisayar icat edildiğinde doktora mı yapıyordum? O zaman oda büyüklüğünde bilgisayardan. Bütün verileri oraya sizin kodlayıp girmeniz gerekiyordu. Ve haftalarla verileri toplamanız lazımdı. Bilgisayar her şeyleri yapabiliyorsunuz. Ve ben bilgisayarı 42 yaşında öğrendim. Ama şu andaki yaşımla bayağı yol kat ettim diyebilirim. Pandeminin bana katkıları bu. Ne yapıyorum? Ders veriyorum, uzaktan eğitim veriyorum. Onun dışında öğrencilerin ödevlerini değerlendiriyorum. Onlarla internet ortamında, Moodle üzerinden ya da Microsoft hocalık, öğretmenlik pozisyonunu bir tarafa koyup kitap okuyorum, yemek yapıyorum, temizlik yapıyorum, köpeğimle ilgileniyorum. 7 tane kedi var, beni seviyorlar, onlara mama veriyorum. Böylece günler geçip gidiyor. O nedenle pandeminin artı yanları, eksi yanları ne? Öğrencilerimi çok özledim. Ne kadar da uzaktan onlarla iletişim kursam, göz teması önemli, yüz yüze olmak önemli. Onlara dokunmak önemli, onların benim beden dilimden bazı şeyleri algılamaları, öğrenmeleri önemli. Bundan mahrum kaldık karşılıklı. O da pandeminin eksi yanları. Ama pandemi neyi öğretti bize? Pandemi tabiatın bir ögesi olduğumuzu öğretti. Tabiatın hakimi değil. Bir parçasıyız. Aynı karıncalar gibi, aynı sümüklü böcekler gibi. Hep biz hakimi pozisyonundaydık. Tabiat ana dedi ki, öyle hakim olunmaz, böyle hakim olur. Hadi siz şu virüste uğraşın da aklınız başınıza gelsin dedi. Şimdi evet. Görmediğimiz mikronlar büyüklüğündeki bir varlıkla bütün dünyanın hayatının şekli değişti. Evet, evet. Pandeminin verdikleri bu. Evet hocam. Yalnız yaşama tabii daha değişik bir gözle bakmamız gerekiyor. Evet. Şu anda evet. Öğrenciler sınava hazırlanıyorlar. Sen bana bunu söylediğinde benim üniversiteye giriş aklıma geldi. Bundan tam 55 sene öncesi.
ilk üniversite sınavlarının yapıldığı yıllara geldi. Ben İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği sınavlarla üniversiteye girdim. 3 gün sınava hazırlanıyorduk. İlk gün fen bilgileri, temel bilimler, ikinci gün sosyal bilimler, üçüncü günde yabancı dil sınavına giriyorduk. Ondan sonra da puanlar ilan ediliyor. Puanları bekliyoruz. Sonra da tercihte bulunuyorduk. Şimdi onlar değişti. Çok daha hızlı bir biçimde, çok daha kapsamlı sınavlarla gençleri yüksek öğrenime hazırlayan sınavlar yapıldı. Onun için üniversiteye gitmeye hazırlanan öğrencilerle ilgilenmek üniversitenin asli görevi olmak durumunda. Çünkü onlar bizim adaylarımız. Evet. Adaylarımızın tam ruh sağlığıyla hazırlanmasını bekliyoruz. Evet. Bu noktada bir iki bir şey söylemek istiyorum. Ben nasıl hazırlandım? Hedef koymuştum kendime. Büyük bir hedef var. Evet. Şöylece ben üniversite okumak istiyorum dedim. Konuştuğum yıllar 1960'lı yıllar. 64-65 yılları. Ben üniversite okumak istiyorum dedim. Ve de bir Evet. idolüm vardı benim. Ona benzemek istediğim. İdolüm neler okumuşsa ben de onu takip etmek istiyorum dedim. Hedef koydum ve hedefe yönelik olarak uğraştım. O nedenle hazırlandım üniversiteye. Önemli olan üniversiteye hazırlanmada kendimize hedef koymak. Bu hedefe ulaşmak için de günümüzü çok iyi planlamak gerekiyor. Ben bu yaşta kendimi bu kadar planlayabiliyor isem, 17-18 yaşında, 19 yaşında, daha 20'li yaşların başına yeni gelmiş olan gençlerin kendilerini çok daha iyi planlamaları gerekiyor. Çok daha iyi günlerini örgütlemeleri gerekiyor. 20 dakika çalışıp 10 dakika ara vermek gibi belli bir plan hazırlamaları lazım. Ama sınavda başarılı olmanın ön koşulu sistematik çalışma, hedefe odaklanma ve de en önemlisi içsel motivasyonu artırma. Tabii ben bu işi başarabilirim. Ben şundan eminim. Her doğan kuşak bizlerden en aşağı 10 zeka bölümü daha ileride doğuyorlar. Bizim zamanımızdaki ortalama zekada insandan şimdi doğan her kuşak aşağı yukarı 20-30 zeka bölümü daha ileride doğuyor. Çünkü girdileri fazla, etrafındaki çevre imkanları fazla, bizim gibi değiller. Onun için mutlaka ve mutlaka hedef koymak gerekiyor kendimize. Hedef koyacağız, hedefe odaklanacağız. Hedefe odaklanınca da ona ulaşmak için küçük basamaklarla kendimizi ona hazırlamamız gerekiyor. Vazgeçmek yok. Eğer yaşıyorsak, ayaklarımızın üstüne basıyorsak, nefes alabiliyorsak, ertesi günü, bir sonraki günü, bir sonraki yılı, bunların hepsini planlamamız gerekir. Bizler artık bu dönemden, bu devirden yavaş yavaş uzaklaşmakta olan eski kuşaklarız. Kimler bu toplumu alıp götürecek? Şu anda yeni yetişen gençler götürecekler. Onun için gençlerin ellerindeki imkanı sonuna kadar kullanmaları lazım. Evet. Şunu söyleyeyim, doktora tezimi hazırlarken bir veriye ulaşmak için önce onu tarar, sonra gider TÜBİTAK'tan şu verinin fişini getirtirir misiniz der. O fiş geldikten sonra mikrofiş makinesine gider, oturur onu oraya takar. İşimize yarayan bir veri ise mutlu olur. İşimize yaramayan bir veri ise tekrar TÜBİTAK'a gitmek zorunda kalırdık. Şimdi her şey internette var. Her şey elimizin altındaki medyada var. Sosyal dünyada var. Onun için Evet. kendilerini çok iyi hazırlamalar lazım. Hele şu pandemide kitaplar indirmek mümkün. Destek eğitim araç gereçlerini indirmek mümkün. Benim gibi alanda artık belli bir deneyime sahip olmuş kişilerin seri konferansları var. Onları izlemek mümkün. Ama bu arada yemek de yemek lazım. Biraz hareket etmek de lazım. Ama çok fazla abur cubur yiyip kiloları artırmamak gerekiyor. Oyun da oynamak gerekir. Ama oyunu da belli bir zaman dilimi içinde kendimize belli soruları başardıktan sonra, belli hedefe ulaştıktan sonra bir ödül olarak koymamız gerekir. Evet. Mutlaka hepsinin
en iyi yapabildiği bir nokta var. Hepimizi birbirimizden ayıran en iyi yaptığımız noktadır. Onun için kendilerini çok iyi değerlendirmesi lazım gençlerin. Ben neyi iyi yapıyorum? Dinleyerek mi öğreniyorum? Görerek mi öğreniyorum? Okuyarak mı öğreniyorum? Üçü birden olunca daha mı çok iyi öğreniyorum? Ya da arkadaşıma danıştığımda mı daha çok iyi öğreniyorum? Bir defa öğrenme stilini bilmesi lazım. İkincisi uykusuna dikkat etmesi lazım. En önemlisi içsel motivasyonunu kaybetmemesi lazım. Ben bu sınav stresinin üstesinden geleceğim. Pandemiyi atlatan biriyim ben. Hayatta kalan biriyim ben. Yaşayabilen biriyim ben. Bu benim Evet. için debleri çekirdek demesi lazım gençlerin. Bunun üstesinden gelebilecek güçlü ve cesaretli olduklarını düşünüyorum. O zaman günü planlıyoruz. Sağlıklı kahvaltı yapıyoruz. Sabahleyin ne zaman öğrenirim? Bir de önemli olan bu. Sabah diliminde mi daha iyi öğreniyorum? Öğleden sonra mı? Çünkü herkesin ısınma saatleri farklı farklı. Öğrenme saatleri farklı farklı. Bu arada annelere, babalara tabii çok büyük görev düşüyor. Başında bir zabdiye gibi, bir polis gibi dikilip çalışsana, 10 tane test daha çözsene, bugün daha az çözdük dememeleri gerekir. Bu gençlerin hepsi kendi hayatlarını kendileri planlamak zorunda olan gençler. Benim söylememe göre, sizin yönlendirmenize göre hayatlarını planlayamazlar. Ama hepsi çok iyi planlama yapacak, bundan çok eminim. Çünkü üniversite sınavı bizim zamanımızdaki gibi çok zor değil. Oldukça kolay, üstüne üstlük. Pandeminin bir avantajı bu sene üniversiteye gireceklerin ne olacak? Sınavlara gireceklerin birinci dönem ağırlıklı olacak. Onun için zaten bu konuları çok iyi biliyorlar. Tekrar etmeleri lazım. Öğrenmenin birinci koşulu merak etmek, ikincisi tekrar etmektir. Tekrar ederek ve de bunları pekiştirerek ve kendinize doğru yaptığınızı, aferin bugün çok iyi yaptım diye ödüller vererek bu işin üstesinden gelebilecekleri kanısındayım. Evet, çok teşekkürler. İlk sözleriniz de zaten hocam motivasyonu aşıladınız. Benim sınava girme isteğim geldi yani. Çünkü baktığımız zaman gerçekten her yıl kaynak kullanımları çok daha kolay oluyor öğrenci adaylarının. Kaynaklara ulaşım çok kolay, sosyal medya ellerinin altında dersi anlamadıklarını YouTube'a girerek daha önce bu dersi anlatmış hocalardan öğrenebiliyorlar. Dolayısıyla gerçekten motivasyonsuzluk diye bir seçeneğimiz olmamalı diye düşünüyorum. Hayatta motivasyonluk Evet. olmak zaten. Yaşamanın ön koşulu. Kendimizi motive etmek zorundayız. Ben bu işi başarabilirim. Benim Evet. söylememle başaramazlar. Ama kendi kendilerini cesaretlendirmeleri gerekiyor. Evet. Evet. Gelen sorular vardı. Onları not almıştım hocam. Fakat yorumları kapatmak zorunda kaldım. Çünkü yayın kalitesini donduruyordu. Ben Evet. müsaadenizle soruları paylaşacağım sizlerle. Tamam. İlk sorum Dinliyorum. şu olacak. Zaten hani bugünleri üniversiteye hazırlanan öğrenciler açısından nasıl olumlu anlamda değerlendirirsiniz diye sormuştum. Diğer sorum da şu. Öğrenci adayları hep bunu soruyor. Hocam, bugünleri bir fırsat olarak görmeli miyiz gerçekten? Evet, kesinlikle fırsat. Hem kendinizi değerlendirme açısından fırsat, hem de öğrenmede eksik kalan yanlarınızı görme açısından fırsat. Kimse koşturmuyor sizi. Hadi uçağa yetişeceksin, hadi otobüse yetişeceksin, hadi şurada şunu olacaksın. Yok. Tabiat dinleniyor. Biz de içeride kendimizi planlamamız gerekiyor. Çünkü verilerin hepsi elimizin altında. Neyi öğrenebilirim ben? Nerede eksik yaptım? Şimdi öğrenme ve öğrendiğimiz konular birbirinin üzerine yığmalıdır. Eğer siz toplamanın stratejisini bilmiyorsanız onun üstünde problem çözmeyi bilemezsiniz. Onun için öğrenmede takıldığınız yeri çok iyi analiz etmeniz lazım ve oradan başlamanız gerekiyor. Ben nerede takılıyorum, nerede hata yaptım ki bu işi beceremiyorum? Çünkü üniversiteye girme yeterliğine gelmiş bir gencin yapamayacağı hiçbir şey yok. Programlarımız çok hafif. Lise programlarımız hafif. Üniversite giriş sınavlarımız kolay. Bizlerin zamanındaki gibi değil. Yoğun bir müfredatla girmiyorlar. Matematikte belli netiniz olması lazım.
Türkiye'de belli netinizin olması lazım. Yabancı dil okuyacaksanız ona göre kendinizi planlamanız lazım. Ama en önemlisi ne? Bir daha bu yapmaları gerekiyor ve avantaja nasıl yenilemesi çekebilirler? oldu. Gayet güzel halledebilirler diye düşünüyorum. Sen donuyorsun arada bir ama ben donmuyorum. Evet, Evet. yayın donuyor hocam. O yüzden yorumları da kapattım. Fark ediyorum ki arkadaşlar kalp Evet. attı. Çok teşekkürler yolladınız Epey kalpler kalp için. gönderiyorlar Atmayınız. bana. Evet hocam, Kalplerin hep hepsini sizin. alıyorum. Teşekkür Evet. ediyorum hepsine. Hepsi çok Evet. tatlı çocuklar. 2 gündür beni buraya şey ettiğin, eklediğinden beri hepsini izliyorum ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Gayet de Evet. aktifler. Sosyal medyayı bu kadar aktif kullanan gençlerin sınavda herhangi bir problem yaşayacaklarını zannetmiyorum. Tek önemli nokta kurallara uymaları, basamak basamak çalışmaları ve bir önce öğrenemediklerini ben sonra bunu öğrenirim diye ertelemeksizin mutlaka neresini öğrenemediğini analiz etmesi. Ama 24 saatte uykuya, dinlenmeye, yemeğe, boş zamanı değerlendirmeye dikkat etmesi gerekiyor. Biraz da evin içinde dolanacak. Zaten Kıbrıs'ta ise çocukların büyük bir kısmı ne yapabilirler? Bahçeler var. Bahçenin içinde dolanabilirler. Ama bir apartmanda yaşıyorlarsa koridor boyu 1.000 adım atmayı denemek, 2.000 adım, ertesi gün 3.000 adım, 5.000 adım diye en azından Evet. enerjini boşaltacak etkinliklerde yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bizleri izleyen öğrenci adaylarımız ağırlıklı olarak biliyorsunuz birkaç haftadır sokağa çıkma yasağı ile yüzleşti. Ve günlük harcamaları gereken enerjiyi harcayamıyorlar. Evin içerisinde oldukları için alışmış oldukları sosyal yaşamdan uzaklaştılar. Dolayısıyla gelen sorular da hep bir konsantrasyon bozukluğunun olduğu yönünde oluyor. Büyük ihtimalle bundan kaynaklanıyordur hocam. Kesinlikle, Değil kesinlikle. mi? Şimdi sosyal medya onların hayatının odak noktasıydı. Sosyal medya üzerinden dışarıda ne yapacaklarını planlıyorlardı birlikte. Evet, evet. Nereye gideceğiz, hangi etkinlikte bulunacağız, nasıl yapacağız diye bir grup dinamiği söz konusuydu. Grup dinamiği şimdi bozuldu. Sosyal medyada belki haberleşiyorlar ama bir araya gelip enerjilerini boşaltabilecekleri Evet. etkinlikler yok. Onun için bu etkinliği beyin jimnastiği şeklinde yeni fikirler düşünerek, bunu paylaşarak, yeni problem çözme yolları arayarak geliştirmeler ama biraz önce söylediğim gibi evin içinde köprüye yatma, amuda kalkma, ondan sonra küçük kardeşiyle oyun oynama, biraz koridorda yürüme gibi enerjilerini de boşaltma yönünde bazı etkinlikler yapması gerekir. Ki ben yapıyorum. Yapmak zorundayım. Yoksa kas erimem olur, kemik erimem olur. Günde ortalama 6 bin, 7 bin adım atıyorum ki bunu 10 bine çıkartmam lazım. Ama şimdilik bundan istifa ediyorum. Yapabileceğim başka bir şey yok. Evet. Evet. Sayın hocam, öğrenci adaylarının şöyle bir sorusu oldu birkaç tanesinin. Şimdi motivasyonları kaynak olarak topluyorum, kendimi iyi hissediyorum ve çalışmaya başlıyorum son süratle. Ama bu motivasyon birkaç gün beni idare ediyor. Sonrasında yine konsantrasyonum bozuluyor ve birkaç gün boyunca neredeyse hiç ders çalışamıyorum. Bu belirsizlik sürecinden dolayı bunu yaşadıklarını söylüyorlar. Ne yapmak lazım bunu Çok kaynak? haklılar, çok haklılar. Çünkü henüz sınavın ne zaman olacağı ile ilgili kesin bir bilgi yok elimizin altında. Her an değişebilir. 5 hafta sonraya da gidebilir. Bu daha önceye de alınabilir. Bu gerginlik odaklanma becerilerini zorluyor. Odaklanmayı nasıl artırabiliriz? 2-3 gün devam ediyor diyor. O olağan bir şey zaten. 2-3 gün devam. Bitti mi o 2-3 gün sonra odaklanması? Bir ara versin kendine. Yeni bir etkinlik bulsun. Ne bileyim bir resim yapsın. Bir müzik dinlesin. Bir şey koysun araya. Farklı bir şey koysun. Ondan sonra tekrar dönüp yaptığında
odaklanmasının artacağını görürüz. Ama odaklanmada temel olan şey bireyin kendisine hedef koymasıdır. Hedefe ulaşmak için üstesinden gelmesidir. Bakın şu pandemide doktorlarımızın yaptığına bakın. Hemşirelerimizin, hasta bakıcılarımızın ve bütün sağlık çalışanlarının yaptığına bakın. Hedefleri ne? Koronavirüsünü halletmek. Koronavirüsünden evet. toplumu korumak. O zaman bizim birey olarak bir hedef koymamız gerekiyor. A noktasından B noktasına nasıl geleceğimizle ilgili. Ne olabilir? Sınavda şu kadar net yapacağım. Sınavda bu kadar net yapacağım. En fazla ben yapacağım. En yüksek ben puan alacağım. Bu da motivasyonu düşürür. En iyisi benim. Bu da motivasyonu düşürür. Elimden gelen en iyisini yapacağım. Mükemmele ulaşmak değil, iyiye ulaşmak hedef olmalıdır. İyiye ulaşmayı hedeflerseniz mükemmeli yakalarsınız. Ama hedefi mükemmel olarak koyarsanız ilk ufak tökezlemede, iyiye ulaşmadaki ilk engelde çok fena bozulur. Ben bu işi yapamam diye kendinizi bir tarafa çekersiniz. O zaman her gün iyi oranla arttırmak gerekir. Biz özel eğitimde şöyle bir şey yaparız. Bugün çocuğa iki şey mi öğrettik? Çok güzel. Ertesi günü bir şey daha eklemek isteriz. Bir günde 10 şeyi birden öğretmeye kalkışmayız. Sindire sindire, yapa yapa, yaptığını görünce ben bunu yapıyorum diye bir günde bir beceriyi ben 15 dakikada öğretiyorsam ikinci günde 5 günde öğreteceğim. Çünkü ben yapabiliyorum diyor. Bunun da yolu ne? Yapabildiğiniz noktadan başlamak. En zordan değil, en kolayından başlamak. En iyi başardığınızdan başlamak. Başardığınızdan başlayarak her şeyi başara başara daha zora doğru yönelirsiniz. Ve neticede iyiyi kazanmış olursunuz. İyi ile beraber muhtemelen mükemmele de ulaşmanız söz konusu. Ama şunu bilelim, mükemmel yoktur. Hiçbir zaman mükemmel olamayız. İnsanız çünkü. Hatalarımız var. Mükemmeli yakalamaya çalışmak bizi diş kırıklığına uğratır. Mutsuz yapar, depresyona sokar. Ama iyi yakalamak, ben bu işi çok iyi yaptım diyebilmek, çok iyi evi süpürdüm, çok iyi toz aldım, çok iyi yazdım, bugün sayfam çok güzel doldu, problemlerin hepsini çok güzel yaptım demek çok çok önemli. Neden? Beynimiz gaz alarak çalışan bir organdır. Beynimiz evet. ödülle çalışır. O zaman aferini kendi kendimize vermeyi öğrenmemiz gerekiyor hedef koymamız için. Ben bunu yaptım, bunu da yapabilirim. Aferin ya, nasıl hallettim ben bunu? Bravo bana diyebilmek. İster sesli olarak söyle, ister sessiz. Ama bu arada annenin, babanın gelip bir sırtını sıvazlaması çocuğun ya da birlikte olduğu kişilerin çok iyi gidiyorsun, seninle gurur duyuyoruz demesi motivasyonu artırıcı faktörlerdir. Evet. Sayın hocam, şimdi birkaç gündür sosyal medyada şöyle bir söylenti dolaşıyor. YKS tarihinin işte öne alınmasıyla ilgili bir söylenti var. Tüm öğrenciler ortak olarak tamamından aynı soruyu aldım. Hem onları çalıştıran rehber hocalar, hem okul idarecileri, hem veliler, hem öğrenciler acaba biz ne yapacağız diye kaygı duyuyor. Asıl tarih 25-26 Temmuz, fakat Haziran'ın son haftasına çekme ihtimali konuşuluyor. Dün Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hocamızı dinledim bir canlı yayında. Pazartesi günü açıklayacaklarını söylediler. Diyelim ki hocam, gerçekten de Haziran'ın son haftasına alınacak bu sınav tarihi. B motivasyon planımız ne olmalıdır hocam? Çünkü bizim kesinlikle modumuzu düşürmek gibi bir lüksümüz olmayacak. Öğrenciler adına konuşuyorum. Olmaması lazım. Tabii bu sınavın belirsizliği kaygı düzeyini artırır. Yani Temmuz'dan mı olacak, Haziran'dan mı olacak? Ama söylediğim gibi sistematik çalışan bir genç, hadi denildiğinde de sınava girme durumunda hazır olması gereken gençtir. Ha Haziran sonu olmuş, ha Temmuz sonu olmuş. Arada bir 4 hafta, 5 hafta var. 5 haftada bunca yıldır öğrenmeye çalıştığı konuları hemen öğrenmesi ve sınava hazır olması için ekstra bir zaman değil, biraz daha ötelemekten başka bir şey değil. Bir an önce bitmesinde bence yarar var. Gerginlik sona erer. Onun için
Gerilmeye gerek yok. Öne alırlarsa öne alırlar. Onun sonucunda da değerlendirmede onu dikkate alırlar. Nasıl? Evet. Ne dediler? Uzaktan eğitimde birinci dönemden sorumlusunuz. Birinci dönemin notları dediler. Pandemi ortamı çocuklarımız için avantaj olmalı. Bunun herkes farkında. Pandeminin birey üzerine yaptığı etki, öğrenmeye yaptığı etki ve de sınava hazırlanmaya yaptığı etkiyi yöneticiler de biliyor. Bakan da biliyor. Bakan benim öğrencim zaten Ankara Eğitim'den. Bu işlere çok dikkat eden eğitim psikoloğu üstelik. Şey değil. Evet. Alanı bu alan. O da biliyor. Onun için eğer öne alınacak olursa çocuklar üzerinde nasıl etki yapacağını farkında olurlar. Pazartesi günü karar verilecek. Karar verildiğinde B planımızı koyarız. Eğer Haziran evet. olursa o zaman motivasyonumuzu artırmak için biraz daha sistematik çalışmamız gerekir. Başka yapacağımız bir şey yok. Temmuz'da olursa biraz daha geniş interval üzerinden çalışmamız gerekir. Ne bileyim 25 dakikada bir mola vermeyiz de o zaman 15 dakikada bir mola veririz. 20 dakika eğleniriz ama öne çekersek 15 dakikada bir 5 dakika mola, ondan sonra tekrar odaklanarak çalışma gibi programımızı değiştirmemiz icap edebilir. Her zaman hayatta A ve B planı vardır. Hayat risk alarak yaşanır. Risk almadan hiçbir yere ulaşamazsınız. Risk almayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu gençlerin hepsi risk almayı pandemide öğrendiler zaten. Günlük hayatlarından vazgeçtiler. Sosyal evet. vazgeçtiler. Çok çok büyük bir olay aslında bundan genç arkadaşlarım için. Bundan daha büyük risk olabilir mi? Bu yaşta kanımızın delikanlı olduğumuz dönemde, deli deli aktığı bir dönemde. Bütün bunlardan vazgeçtik. Neye odaklanıyoruz o zaman? Hırsla, motivasyonla sınava odaklanıyoruz. Sınav ha Haziran sonu olmuş, ha Temmuz sonu. Hiçbir şey fark etmez. Sadece çalışma saatlerimizi planlamada bir değişiklik olur. Önemli olan gençlerin ben bu işi başaracağım demesi. Evet. Üniversite eğitimi ne verecek bu gençlere? Onu düşünmeleri lazım. Üniversite eğitimi büyük bir perspektif verecek. A programı, B programı, C programı fark etmez. Hangi programda okurlarsa okusunlar. Kendilerine büyük bir perspektif verecek. Yüzünden değil, daha büyük yerlerden olaylara bakma ve dünyayı algılamaya verecek. Öğrenmenin ipuçlarını nasıl kullanabileceğiyle ilgili kendilerine büyük büyük neler verecek? İpuçları verecek. Onun için üniversite eğitimi bireyde davranış değiştirmesi gereken, bireyde olayları yorumlamada, muhakeme etmede, yargılama, sorgulama düzeyine erişmesini gereken bir eğitimdir. Adı üstünde üniversite. Üniversal bir konudur. Evrensel bir konudur. Kendilerini buna hazırlamaları lazım. 21. yüzyıl insanı çok donanımlı olmak zorunda. Kendilerini mutlaka değişik alanlarda yetiştirmek zorunda. İster üniversiteye gitsinler, ister gitmesinler, kişisel gelişimlerini yetiştiremezlerse, kişisel gelişimlerini geliştiremezlerse, yeterli oldukları alanları fark etmezlerse, bu alanda kendilerine bir şey katmazlarsa hayat çok anlamsız olur. Ha ot gibi yaşamışsın, ha öyle yaşamışsın, bir şey fark etmez. Ama biz insanız, düşünen varlıklarız. Tartan varlıklarız. Onun için mutlaka ve mutlaka hedef koyuyoruz, günümüzü planlıyoruz. Dışarıdan gelen uyaranlar ne olursa olsun benim içsel motivasyonum önemli. Ben bunu başarabilirim. Hocam ben de müsaadenizle... Benim söyleyebileceğim bu. Bu pandemiyi hiç yaşamasaydık. Kesin. Öğrenciler... Geliyor mu sesim? Evet. Normal sürede olsaydık şimdi. Ve bu pandemi durumunda olmasaydık, bu süreci hiç yaşamasaydık, şu anda öğrencilerin büyük bir çoğunluğu rapor haklarını kullanacaklardı. Zaten açık liseye geçiyorlar bir kısmı. Bir kısmı rapor haklarını kullanıyor. Evet. Evet. Şimdi aslında zamanımız bize kaldı.
ulaşım yok, okula gitmek için zaman harcamıyor, arkadaşlarıyla dışarı çıkmıyor. Tabii bu bir handikap ama ders çalışmak için çok daha fazla zaman var. Yani her şey onların odaklanması için aslında hazırlanmış bir zemin gibi. Dolayısıyla diyelim ki pazartesi günü Haziran sonuna aldıkları açıklanacak bu sınavın. Bunu hatırlayarak, zamanlarının olduğunu hatırlayarak hiç endişe etmemelerini bekliyorum ben. Onlara da naçizane bu tavsiyede bulunuyorum. Şimdi şöyle bir şey. 4 yılda bir olimpiyatlar yapılır. Ve her olimpiyatın bittiğine ertesi günü atletler, bütün sporcular 4 yıl sonraya hazırlanırlar. Şimdi bütün atletler bu sene Japonya'da, Tokyo'da olacak olimpiyatlara hazırlandılar. Ama Şubat'tan beri hazırlıklarını devam ettiremiyorlar açık alanlarda, kapalı yerlerde bunu yapıyorlar. Olursa diye. Ama ne dedi Japonya? Olmayacak dedi. Seneye bile olması şüpheli dedi. Pandeminin bitmesi şüpheli dedi. Ne oldu? Bütün sporcular evlere mi kapandılar? Hayır. Onlar gene performansları düşmesin diye sistematik olarak çalışmaya devam ediyorlar. Eğer biz bir engeli aşmak istiyorsak, o engeli aşmak için kendimizi nasıl geliştirmemiz gerektiği ile ilgili kendimizi planlamamız gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka sistematik çalışmamız, günümüzü iyi planlamamız, biraz önce söylediğim, herkesin de söylediği uykuya, yiyeceğe hepsine dikkat etmemiz, kuyruğumuzu dik tutmamız, ben bu işi yapabilirim demeniz lazım. Başka çeşit üstesinden gelemeyiz. Avantaja çevirme. Rapor almaktan kurtuldular. Başka kuruma geçmekten kurtuldular. Kendi kurumlarından mezuniyet belgesi alacaklar. Benim oğlum da üniversiteye hazırlanırken başka Için zaman harcamıyor, arkadaşlarıyla dışarı çıkmıyor. Tabii bu bir handikap ama ders çalışmak için çok daha fazla zaman var. Yani her şey onların odaklanması için aslında hazırlanmış bir zemin gibi. Dolayısıyla diyelim ki pazartesi günü Haziran sonuna aldıkları açıklanacak bu sınavın. Bunu hatırlayarak, zamanlarının olduğunu hatırlayarak hiç endişe etmemelerini bekliyorum ben. Onlara da naçizane bu tavsiyede bulunuyorum. şimdi şöyle bir şey. 4 yılda bir olimpiyatlar yapılır. Ve her olimpiyatın bittiğine ertesi günü atletler, bütün sporcular 4 yıl sonraya hazırlanırlar. Şimdi bütün atletler bu sene Japonya'da, Tokyo'da olacak olimpiyatlara hazırlandılar. Ama Şubat'tan beri hazırlıklarını devam ettiremiyorlar açık alanlarda, kapalı yerlerde bunu yapıyorlar. Olursa diye. Ama ne dedi Japonya? Olmayacak dedi. Seneye bile olması şüpheli dedi. Pandeminin bitmesi şüpheli dedi. Ne oldu? Bütün sporcular evlere mi kapandılar? Hayır. Onlar gene performansları düşmesin diye sistematik olarak çalışmaya devam ediyorlar. Eğer biz bir engeli aşmak istiyorsak, o engeli aşmak için kendimizi nasıl geliştirmemiz gerektiği ile ilgili kendimizi planlamamız gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka sistematik çalışmamız, günümüzü iyi planlamamız, biraz önce söylediğim, herkesin de söylediği uykuya, yiyeceğe hepsine dikkat etmemiz, kuyruğumuzu dik tutmamız, ben bu işi yapabilirim demeniz lazım. Başka çeşit üstesinden gelemeyiz. Avantaja çevirme. Rapor almaktan kurtuldular. Başka kuruma geçmekten kurtuldular. Kendi kurumlarından mezuniyet belgesi alacaklar. Benim oğlum da üniversiteye hazırlanırken başka kuruma geçti. Anne şeye gideceğim, kursa gideceğim, bilmem ne yapacağım diye. Onun için bunların hiçbirine gerek kalmaksızın 24 saati istedikleri gibi planlayabilirler. Ama bu istedikleri gibi planlama sırt üstü yatıp kulaklığı kulağa takıp müzik dinleme ya da oyun oynama şeklinde olmamalı. Evet. Hocam, bu sürede veliler ne yapmalı? Nasıl davranmalı? Veliler için ne öneriyorsunuz? Sınava hazırlık sürecinde olan çocukları var ve nasıl davranmalılar? Onların da motivasyonunu arttırma adına neler yapmalılar? Şimdi bu çok kritik bir soru.
Sınava çocuklar değil, veliler hazırlanıyor. Veliler çocuklardan daha kaygılı. Kesinlikle. Gelecek çocukların geleceği, kendi gelecekleri değil. Kendileri başaramadıkları şeyleri çocuklar başaracak diye onları zorlamanın bir anlamı yok. Herkes kendi hayatını kendi deneyimleri üzerinde kurmak zorundadır. Siz onlara gerekli ortamı verdiniz, gerekli ortamı sağladınız, yapmanız gereken onlara güvenmeniz. Gagalamanız ve de beceremediklerini öne çıkarıp zaten senden bir şey olmaz, bak 10 tane çözeceğim dedim, 5 taneyi çözdün, zaten böylesin sen hep diye olumsuzluklara bakmamaları, olumlu yandan yaklaşmaları, sabır göstermeleri, anlayışlı olmaları ve küçük küçük başardıklarını mutlaka pekiştirmeleri, ödüllendirmeleri gerekir. Biraz önce de söylediğim gibi beynimiz gazla çalışan bir organ. Hele bu gazı anne baba verirse çok daha iyi çalışan bir organ. Ben yemek yapıyorum, sofraya getiriyorum. Kocam eline sağlık demese beğenmedin mi diyorum. Yo ya hanım beğendim diyor, gayet güzel olmuş yemek diyor. Ama söylemedin diyorum. Ya söylemek mi lazım diyor. Evet söylemek lazım. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Ne yapar? Bir sonraki yemeği daha iyi pişirmemi sağlar bu benim. Onun için ana babaların, çocukların yetersiz oldukları noktaları değil, yeterli oldukları noktaları görüp pekiştirmesi, cesaretlendirmesi, yapabilirsin, sana güveniyorum demesi lazım. Evet. Çünkü sınava çocuklar gelecek, anneler babalar değil. Evet. Bu hayat evet. Çocukların hayatları olacak. Benim istediğim evet. Bölüm değil. Annenin babanın istediği meslek değil. Kendi istediği meslek, kendi istediği alan, rehber öğretmenin yönlendirdiği alan değil. Kendi kendine, kendisinin karar vermesi lazım. Ne olacağını. Şöyle bir örnek söyleyeyim, ne demek istediğimi daha iyi anlatırım. Bir öğrencim matematikte çok çok iyiydi ama müzikte de çok çok iyiydi. Müzisyen olmak istiyordu. Annesi hayır dedi, sen dedi doktor olacaksın dedi. Babası hayır doktor olacaksın dedi. Çocuk okudu, çabaladı, doktor oldu. Doktor olduğu gün şeyden, tıp fakültesinden diplomasını aldığında götürdü, annesine verdi. Anneciğim senin için doktor oldum dedi. Alas mı aldık dedi, evden çekti gitti. 4 sene sonra döndü. Saçını uzatmıştı. Boynunda bir gitarı vardı. Beste yapıyordu, müzik yapıyordu. Senin için doktor oldum ama kendim için de müzik yapıyorum dedi. Doktorlar arasında o kadar çok müzik yapan var ki. Onları evet. Müzik yanlarıyla tanıyoruz biz. Hekimlik yanlarıyla değil. O zaman bırakalım. Çocuklar yetenekleri doğrultusunda seçim yapsınlar. Annelerin, babaların yönlendirmeleri doğrultusunda değil. 21. yüzyıl yapay zekanın etkin olduğu bir alan. Bazı meslekleri yapay zeka yapacak. Yapay zekanın yapamayacağı alanlara çocukların yönelmesi gerekir. Bunlar da yaratıcılık alanları. Müzik, resim, beden eğitimi, spor. Bunlar gibi alanlar, görsel sanatlar, sinema gibi, bilgisayar ortamlarını daha geliştirip program yapmak gibi. Bu alanlar artık çok çok ön plana çıkıyor. Onun için anneler, babalar şunu da işte şu kadar net tutturursan puanın şu olur, ondan sonra da şu üniversiteye gidersin. Ya da rehber öğretmen şu kadar netle ancak şuraya gidersin. Ha oraya değil de şuraya git, atanman kolay diye çocukları yanlış biçimde yönlendirmesinler. Atama kolaylığı değil, severek mesleği icra etmek. Bakın başında ne dedim? 55 sene önce kendime hedef koydum, idolüm vardı, onu takip ettim diye. Eğer ben onu takip etmesem, kendimi gerçekleştirmesem, sevdiğim bir alanda çalışmasam 51 yıldır çalışan birisi olur muydum? Hayır. 25 yılda emekli olurdum, bir köşede otururdum. Onun için mutlaka ve mutlaka annelerin, babaların çocuklarına verecekleri en büyük destek onlara güvenmeleri. Çünkü o güne kadar onlar yetiştirdi onu. Başka kendi istekleri değil de çocuğun isteklerinin ön plana çıkmasına dikkat etmek olmalı. Yetersizlikleri değil yeterliklerini görmeleri, ödüllendirmeleri abartmadan ödüllendirmeleri, arada bir dokunup sevgi sözcükleri söylemeleri, ne kadar sevdiğini, onlar için ne kadar önemli olduğunu
hissettirmeleri gerekir. Ana babanın yapacağı başka bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum hocam. Biz de her yıl dediğim gibi aday öğrencilerin sınav heyecanlarını paylaşıyoruz. Saha tanıtımcıları, sahada çalışanlar olarak her yıl onlarla iç içeyiz. Yani onlar 12. sınıftan mezun olurken veya bir sene işte mezuna kalıp hazırlanmaya devam ederken 2 ya da 3 kez bu heyecanı yaşıyorlar. Biz her zaman her yıl yenilenen bir heyecanla onlarla görüşüyoruz. Tıpkı sizin söylediğiniz gibi hocam, ben çünkü bunu sormak istiyordum size. Anne baba ne istiyorsa onu gerçekleştirmeye çalışan öğrencilerle de karşılaşıyoruz. Bir bölüm soruyor öğrenci. Biz de bu işi bilenler olarak çocuğu, genç arkadaşları yönlendirmeye çalışıyoruz. İlgisi var mı o bölüme, gerçekten bunu yapmak istiyor mu diye. Ve bunun altında yatan, o bölümü sormalarının altında yatan şey aslında velilerinin bunu istemesi olabiliyor. Kesinlikle, kesinlikle. O Evet, çocuklar bu... mutsuz oluyorlar bakın üniversiteye geldiğinde. Anne babanın istediği alana kayıt yaptıran gençler çok mutsuz oluyorlar. Programı sevmiyorlar. Programı sevmedikleri için başarıları ortalama çevresinde kalıyor. Üniversiteye giren çocuklar yaş gruplarının üst %10'luk diliminde olan çocuklardır. Çünkü sınav bir eleme sınavı. Eleme sınavı olduğu için ortalamanın üstündeki çocukları seçmeye odaklı. Madem sen sınavı kazanmış birisin, niçin istediğin bir alanda okumayasın? Onun için de ben bölümde soruyorum. İlk tercih olan, ilk üç tercih olan çok az sayıda öğrenci oluyor. Ataması kolay diye geldik. Annem istedi geldim, babam istedi geldim. Daha iyiymiş falanca söyledi geldim. Peki sen ne istiyorsun? İstekleri yok, hedefleri yok. Onun için meslekleri çok iyi tanıtmak lazım. Programları çok iyi tanıtmak lazım. Ondan sonra da çocuğun yeterliğine bakmak lazım ki mutlu insanlar yetiştirelim. Niye mutsuz gençler yetiştiriyoruz? Evet. Sayın hocam, bir soru daha aldım şu anda. Öğrenci adayı arkadaşım diyor ki, hocam çok çalışıyoruz, tıpkı sizin söylediklerinizi yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz bunu ama unutuyoruz. Unutmamak için ne tavsiye eder hocamız Tekrar, bize diye soruyor. tekrar, tekrar. Nasıl Evet. koronavirüste test, test, test diyorlarsa unutmamanın yolu bir tekrar, ikincisi öğrendiğinizi uygulamak. Uygulamayla öğrenilen şeylerin unutulması okuyarak öğrenilen şeyden çok daha güçlü oluyor. Unutamıyorsunuz. Yapıyorsanız bir şeyi, elinizde canlandırıyorsanız onu ne yapmıyorsunuz, unutmuyorsunuz. Geometri mi çalışıyorlar? Geometriyi kuramsal olarak değil, evin içindeki bütün köşeler, masalar, sandalyeler ve benzeri üzerinde de deneyerek, maketlerini yaparak yaparsa geometriyi unutmaz. Onun için soyut olan şeyleri somutlaştırmaları, tekrar etmeleri gerekiyor. Bol miktarda tekrar. Şartıyı nasıl öğreniyoruz biz? Tekrar ederek Tekrar öğreniyoruz. ederek tabii. Tekrar etmeden öğrenemeyiz, yaparız. Sözcükleri söyleyemeyiz. Onun için mutlaka tekrar etmek lazım. O nedenle de sık sık bir önce öğrendiğimiz neydi diye gözden geçirmek, oradaki eksiği yakalayıp dönmek, onun üstüne yeni bilgiyi inşa etmek, unutmayı da erteler. Ama siz her gün yeni bir şey öğrenip bir öncekini kontrol etmezseniz, yoğun da çalışsanız unutursunuz. Onun için unutmamanın ön koşulu öğrendiğinizi tekrar etmek. Yapılması Evet. gereken o. Evet. Şu anda bizi izleyen aday öğrenciler içerisinde 11. sınıf öğrencileri de var ve onlar da gerçekten merak ediyor. Süreç bizim için nasıl olacak? Biz nasıl çalışalım hocam diye soruyorlar. Daha önümüzde 11. çok uzun sınıflar zaman için var. Önümüzde tabii, çok evet. uzun zaman var. Bunu değerlendirmek lazım. Kendinizi geliştirin bakın. 11. sınıfların yapacak. Kendinizi tanıyın. Yetenek alanlarım nedir benim? Ben neyde iyiyim? Neyi çok iyi yapabiliyorum? Nasıl öğreniyorum? Okuyarak mı, yazarak mı, hareket ederek mi? Ben nasıl biriyim? Öğrenmemi ne benim güdülüyor? Yeni gördüğüm bir şey mi güdülüyor? Görsel olunca mı ben daha iyi öğreniyorum? Öğrenme alanlarını keşfetsinler bir defa. Yeterliklerini bulsunlar. Neyde iyiyim ben? Matematikte mi iyiyim? Problem çözmede mi iyiyim? Okumada mı iyiyim?
Bakın, bu alanlarda iyi olmak farklı. İyi olduğunuz yandan hareket ve zayıf olduğunuz yanı geliştirmek mümkün. Eğer matematikte iyiyseniz, okumayı sevmiyorsanız Türkçeyi, o zaman matematikle ilgili konuları okumanız gerekiyor. Bu da sizin okumanızı geliştirir. Matematiği sevmiyorsanız, okumayı seviyorsanız, Türkçeyi seviyorsanız, ünlü matematikçilerin hayatını okuyarak matematik yanınıza siz etki yapabilirsiniz. Gününüzü planlayarak matematik yanınızı geliştirebilirsiniz. Evdeki eşyaları sistematiğe koyarak matematik yanınızı geliştirebilirsiniz. 11. sınıfların yapacağı en temel şey kendilerini tanımaları, hedef koymaları, önümüzdeki sene için plan yapmaları. İnşallah Eylül'den sonra her şey yoluna girer diye düşünüyoruz. İnşallah. Bizim Girmediği mevcut takdirde öğrencilerimiz biliyoruz. Girmediği takdirde ne yapacağımızı da biliyoruz artık. Evet. evet. Öğrencilerimiz de soruyor, yayında olan Lefke Avrupa Üniversitesi'nin öğrencileri de soruyor. Hocam bilginiz var mı? Okul ne zaman açılacak diye çok soru aldım. Ben de merak ediyorum okul ne Evet, zaman biz açılacak? de yani sizleri çok özlediğimizi söylemek istiyoruz tekrar. Ama bilmiyoruz tabii Çok şu anda ne özledim. olacak. Ben de Bilim çok özledim. kurulunun kararı Kesinlikle. neticesinde. Şu var. Ben eğer aktif çalışabiliyorsam siz gençlerden dolayı soruyorlar nasıl böyle aktifsin? Diyorum ki ben 19-24 yaş grubuyla bir aradayım. Onların enerjileri beni aktif kılıyor. Uzaktan eğitimle o kadar aktif olamıyoruz. Çünkü onların enerjisini hissedemiyorum ben. Onun için yüz yüze eğitim benim açımdan çok önemli. Okul açılsa da gitsem, odamda çiçeklerim var. Onlar ne oldu? Onları merak ediyorum. Ha hocam. Evet. Evet. Yani canlı olan her şeyi merak ediyorum. Bahçedeki köpekleri özledim. Onların başını okşamak. Evet. Onun için ne zaman açılır? Ama Temmuz'da açılma olasılığı yüksek diye biliyorum. Evet. Evet. Sayın hocam benim sormak istediklerim öğrencilerden gelen sorular bu minvadeydi hep. Tamamladım. Bir şey iletmek istiyorum size. Özellikle yazdılar çünkü lütfen unutmayın diye. İlk kampüs ailesi hem öğrencileri hem idari kadrosu hem öğretmenleri çok teşekkür ediyor size böyle bir Ben yayın teşekkür ederim. gerçekleştirdiğiniz için. Kalbim güm güm atıyor. Hiç olmazsa biraz faydalı olabildimse gençlere, bunca yılın deneyiminden bir şeyler aktarabildimse, hepsinin başarılarını takip ediyorum. Hepsi bizi Evet. geçecek, onu biliyorum. Hepsi de çok yetenekli çocuklar. Çok Evet. güzel bir şey oldu, program oldu. Ben teşekkür Evet. Çok ederim. teşekkür Sağ ediyorum olun. Çok tekrardan hocam. Çok sağ olun bu güzel yayın için. olun. Görüşürüz. Hoşça Sevgiler. kalın Görüşürüz. arkadaşlar. Güle güle. Görüşmek üzere. Güle güle. Hoşça kalın. Güle güle canım.